Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bir diktat çalışmasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu çalışmamızda Einkaufen, yani alışverişle ilgili olan cümleleri görüyor olacağız. Daha önceden görmüş olduğumuz bu konuyu arkadaşlar burada ne yapıyor olacağız? Doğru bir şekilde yazımını inceliyor olacağız. Bu sebepten çevrenize kağıdınız, kaleminiz hazırsa eğer yazmaya başlayabilirsiniz. Şayet yoksa bunu bir görselleştirmeye çalışalım. Nasıl yazıldığını bir düşünelim. Çünkü bunun ardından tahta başına geçeceğiz ve kontrolünü yapıyor olacağız. Hazırsanız başlıyorum ilk cümleyle. Was darf es sein? Fragezeichen, soru işareti. Tekrarlıyorum. Was darf es sein? Geben Sie mir bitte 250 Gramm Käse. Geben Sie mir bitte 250 Gramm Käse. Darf es sonst noch etwas sein? Fragezeichen. Darf es sonst noch etwas sein? Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Ich nehme einen Liter Milch. Ich nehme einen Liter Milch. Ich möchte zwei Brötchen. Ich möchte zwei Brötchen. Dilerseniz arkadaşlar birazcık daha yavaş gideyim. Bu sefer evet yazmadıysanız ya da kaçırdığınız bir şey varsa bunun üstünden geçin. Yoksa kontrolünüzü yapın. Evet, hazırsanız tekrar başlıyorum. Was darf es sein? Was darf es sein? Geben Sie mir bitte 250 Gramm Käse. Geben Sie mir bitte 250 Gramm Käse. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Ich nehme einen Liter Milch. Ich nehme einen Liter Milch. Ich möchte zwei Brötchen. Ich möchte zwei Brötchen. Evet, şimdi de arkadaşlar tahta başına geçelim ve nasıl yazıldığını kontrol edelim. Arkadaşlar başlığa baktığımızda Einkaufen görüyoruz. Einkaufen neydi? Alışveriş yapmak demekti. Öyle değil mi? İlk örneğe bakalım. Was darf es sein? Evet, bu soruya baktığımızda arkadaşlar ne olsun gibi bir anlam doğuyor. Yani diyelim ki bir şey satın alacak olursak esnafın bize söyleyeceği şey budur. Ne olsun, ne istersiniz, ne arzu edersiniz anlamına gelen Was darf es sein sorusunu görüyoruz. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar Geben Sie mir bitte 250 Gramm Käse. Bakın burada Geben Sie mir bitte veriniz lütfen anlamına gelen değil mi? İmperatiflik var. Lütfen bana 250 gram peynir veriniz demiş oluyoruz değil mi? Der Käse neydi? Peynir demekti. 250 gram, bakın bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Demek ki gram değil mi? Büyük harfle başlaması gerekiyor bu G harfinin. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben bu cümleyi şöyle de alabilirdim. Bitte geben Sie mir ile de başlatabilirdim. Ya da oradaki o bitte kalıbını cümlenin sonuna da atabilirdim. Bu durumda geben Sie mir 250 gram Käse bitte de diyebilirdik değil mi? Bunları zaten çok çok ayrıntılı şekilde nerede görmüştük? Alışverişle alakalı değil mi? Yiyecekler konusunda çok çok ayrıntılı görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar o ilgili ders videosunu izlemesine tavsiye ediyorum. Bir soru cümlesi daha var arkadaşlar. Ne diyor? Darf es sonst noch etwas sein? Bakın burada bu sefer dürfen girmiş devreye.
Şimdi burada ne oluyor? Diyelim ki esnaf ya da değil mi bir malı satan kişi bir şeyi soruyor. Ne istersiniz? Onun ardından bir şey verdikten sonra değil mi bu soruyu sorabilir. Başka bir şey daha olsun ister misiniz anlamına gelen. Darf es sonst noch etwas sein? Sonst noch daha anlamında arkadaşlar. Etwas da bir şey. Ve dolayısıyla Darf es sonst noch etwas sein dediğimizde daha başka bir şey olsun ister misiniz demiş oluyoruz. Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Bakın burada bir kilo elma isterim diyor cümle. Şimdi biz güzel Türkçe'de bunu ne yapıyoruz? Tekil olarak ele alıyoruz değil mi? Bir kilo elma diyoruz. Ancak Almanca'da bir kilo elmalar şeklinde ele alınıyor. Apfel ne oluyor çoğulda? Äpfel. Dolayısıyla oradaki o noktalamaya, daha doğrusu A umlaut'un yazımına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ich hätte gern yerine şunu da söyleyebilirdik. Ich möchte de diyebilirdik. Öyle değil mi? Ancak bir sonraki cümleye baktığımızda nehmen almak demek. Ich nehme einen Liter Milch. Ben bir süt alıyorum. Değil mi? Bir litre süt alıyorum anlamına geliyor. Bu da gene istemek anlamına gelen bir yapı aslına baktığımızda. Ve son olarak da ich möchte zwei Brötchen. Brötchen neydi arkadaşlar? Sandviç ekmeği demekti. Dolayısıyla iki sandviç ekmeği istiyorum diyecek olursak ich möchte zwei Brötchen demiş oluyoruz. Bunun yerine ben ich hätte gern zwei Brötchen diyebilirdim. Ich nehme zwei Brötchen diyebilirim değil mi? Dolayısıyla birçok varyasyon var arkadaşlar. Dilediğimizi kullanabiliyoruz Almanca'da günlük dilde. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Soru cümlesi ne arzu edersiniz? Neymiş? Was darf ich sein? Öyle değil mi? İkinci cümleye baktığımızda bir imperatif, bir emir cümlesi görüyoruz. Ancak buradaki o bitte birazcık daha yumuşatmış oluyor durumu değil mi? Geben Sie mir bitte 250 gram Käse. Lütfen bana 250 gram peynir verin diyor cümle değil mi? Sonraki cümleye baktığımızda bir soru cümlesi var. Ne diyor? Darf es sonst noch etwas sein? Daha başka bir şey olsun ister misiniz? Anlamında ich hätte gern ein Kilo Äpfel, bir kilo elma isterim. Ich nehme einen Liter Milch, bir litre süt alıyorum değil mi? Anlamında ve ich möchte zwei Brötchen dediğimizde iki sandviç ekmeği istiyorum demiş oluyoruz. Tabii burada şimdi bir taraftan yazımını görüyoruz, bir taraftan da şöyle bir tekrarını yapıyorum ki iyice nüfuz etsin, iyice bir otursun diye. Umarım doğru yazmışızdır arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu cümlelerin doğru telaffuzunu beraber yapalım. Was darf es sein? Was darf es sein? Geben Sie mir bitte 250 Gramm Käse. Geben Sie mir bitte 250 Gramm Käse. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Ich nehme einen Liter Milch. Ich nehme einen Liter Milch. Ich möchte zwei Brötchen. Ich möchte zwei Brötchen. Bir diktat çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda Einkaufen konusundaki yapıları görmüş olduk. Öyle değil mi? Nasıl yazıldığını bununla birlikte tekrar bir irdelemiş, tekrar bir hatırlamış olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.